Demir Grup Sivasspor yeni sezonda da yoluna teknik direktör Rıza Çalınbay ile devam edecek. Daha önce bir yıl daha ya sıkışan teknik direktör Rıza Çalınbay ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz bugün de resmi imzayı attı. Dostlarım, kardeşlerim. İmza töreninde Başkan Mecnun Otyakmaz'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Çok önemli bir gün. Güzel günlerden bir tanesi. İmza töreninde konuşan Başkan Mecnun Otyakmaz, Demir Grup Sivasspor için önemli bir gün olduğunu belirterek, geçtiğimiz yıl bu zamanlarda değerli hocamız, hemşehrimiz Rıza Çalınbay ile yapmış olduğumuz sözleşmenin üzerinden bir yıl geçti. Bu bir yılda çok güzel günler yaşadık. Heyecanlı, başarılı ve güzel bir sezon geçirdik. Özellikle ligin ilk yarısı bizim için rüya gibiydi, dedi. Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda kıymetli hocamız, değerli hemşehrimiz Rıza Çalınbay ile yapmış olduğumuz sözleşmenin üzerinden bir yıl geçti. Bu bir yıl zarfında çok güzel günler yaşadık, çok heyecanlı, güzel, başarılı bir sezon geçirdik. Otyakmaz, daha sonra bir takım zorluklar olacağının farkındaydık. Elimizden gelen mücadeleyi gösterirken bir de koronavirüs pandemisi çıktı. Tüm dünyada her şey alt üst oldu şeklinde konuştu. Özellikle ligin ilk yarısı bizim için rüya gibiydi. Fakat daha sonra bir takım zorluklar oluşacağının farkındaydık. Elimizden gelen mücadeleyi gösterirken bir de bir pandemi virüs söz konusu oldu ve bütün dünyada her şey alt üst oldu. Ondan sonra devam eden ligimizde de umduğumuz gibi olmasa bile yine de sezonu bizi ve taraftarlarımızı mutlu edecek şekilde dördüncü olarak bitirmemiz ve Avrupa Kupalarına, UEFA'ya direkt olarak gruplara katılmamızla sonuçlandı. Bu bizi ziyadesiyle memnun etti. Transfer çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Otyakmaz, Jorge Felix transferini gerçekleştirdik. Çalışmalarımız ciddi bir şekilde devam ediyor, diye konuştu. Yapacağımız transferlerle, yaklaşık 4-5 transferle, daha sonra hocamızla da konuşmuşsunuz. Yapacağımız 4-5 transferle de çok güçlü bir kadroyu elimizden, bizden ayrılmış olan değerli futbolcuları da daha da üzerinde performans gösterebilecek potansiyelde oyuncuları transfer ederek başarılı olmayı planlıyoruz. İnşallah bu düşüncelerimiz. Teknik direktör Rıza Çalınbay ise doğup büyüdüğü memleketinin takımı Sivasspor'da görev yapmaktan mutlu olduğunu söyledi. Şimdi her şeyden önce tabii ki Sivasspor'da görev yapmaktan dolayı çok mutluyum. Çünkü ben buradayım, burada büyüdüm. Ve bu benim bir takımda çalıştığım en uzun süre. Yani Sivasspor'da 3 sene daha önceydi. Bir sezonum daha geçti, 4 yıl oldu. O yüzden de hepsinde de mutlu şekilde geçti. Çünkü burada Çalınbay, Demir Grup Sivasspor'da 4 sezondur görev yaptığını, çok iyi bir yönetim olduğunu ve yabancılık çekmediğini belirtti. Çok iyi bir yönetim var. Ben bundan önceki geldiğimde de aynı yönetim var demen hemen. Yine aynı yönetim var. O yüzden hiçbir yabancılık çekmiyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Ve bu sezonda gerçekten gayet iyi geçti ilk yarı. Daha da iyi olabilirdi. Daha da kötü olabilirdi. Yani değişik bir sezondur. Mükemmel bir istikrar çizdik sonuna kadar. İlk yarı gayet iyi geçti. Ama biraz önce başkanımın söylediği gibi ikinci yarı bir tek bizim için değil, bütün takımlar için zor geçti. Özellikle oynanan son 8 maç gerçekten sıkıntılı bir süreçti o. Ligi daha iyi yerde tamamlayabileceğimizi aktaran Çalınbay, sakatlıklar ve diğer problemlerden dolayı sorun yaşadığımızı ifade etti. Çok sakatlar oldu. Bir tek bizde değil, bütün takımlarda da aynı şeyler yaşandı. Ve Allah'a şükür maçlar öyle böyle bitti. Tabii ki biz daha iyi bir yerde de bitirebiliriz, biraz önce de söyledim. Maalesef sakat arkadaşlarımızın çok olması, bazı problemlerin de olması onunla böyle oldu ama baktığınız zaman Sivasspor olarak baktığınız zaman çok güzel bir sezon yaşadık. Gerçekten güzel bir sezon yaşadık. Hayırlı olsun. Cafer abi nerede? Cafer abi. Cafer abi sen biraz... Evet. Biliyor musun başkanım neler? Evet.
Ben atmışım zaten. Hocam. Hocam. Hocam buradayız. Hocam buradayız. Hocam bize böyle bakalım. O zaman şöyle bir şey yapalım. Şimdi iyiliklendim. Şu anda gülümsüyorum. Siz belki farkında değilsiniz ama.